Hepinize merhabalar arkadaşlar. Böyle 2024 yılına özel bir 50cc tanıtım videosu yapalım dedik. Hani 50cc'de neler tercih edebiliriz? Birazdan bilgisayara geçeceğiz ve onlara bakacağız. Arkada sizin için yanlış hatırlamıyorsam 24 tane model seçtim. Bunlarla ilgili şöyle bir detaylı bakınalım. Hadi ekrana geçelim şimdi. Cappuccino uzun yıllardır piyasada. Hani en azından parça konusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu yüzden listeyi aldım. Ve ben kahverengi rengine bayılıyorum. İki kişi falan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir motosiklet bu arada. Hani selesi falan geniş yani. Şöyle ortalama değerler genelde 50cc'lerde bu şekilde zaten. Bunun çok dışında bir şey beklemeyin. Hani über bir 7-8 beygir güç beklemeyin. 2 beygire de düşmüyor. Genelde 2,5-3,5 arasında değişen değerler oluyor. Buralarda genellikle hava soğutmalıdır ve ön fren disk, arka fren kampana şeklinde geliyor. Bunlar genellikle standart zaten. Diğer modellerde de göreceğiz. Şöyle gayet güzel bir model Cappuccino S50. Hemen yerine geçiyoruz. Bu da eski Cappuccino. Bu şekliyle çok tutuldu. Tutulmasının sebebi dediğim gibi geniş bir sele. İşte bunun 125'liği falan da vardı. Piyasada hala üretiliyor galiba. Ve şu renkleri yani. Renkleri gerçekten insanı cezbediyor. Çıktığından beri çok hoş renklerle geliyor piyasaya. Ve çok şık görünüyor motosiklet gerçekten. Hani parça kalitesi tartışılır. Yani fiyat performans ürünü olarak değerlendirilebilir. Birkaç kronik sıkıntı yaşayanlar var eski modellerinde ama yakın zamanda hani şu problemi yaşadım, bu problemi yaşadım gibi şu modeli tam olarak bu rengini kullanan bir arkadaşım var. Herhangi bir sorun yaşamadım motosiklette. Ben bu modeli çok seviyorum. Yani bu modeli dediğim şu Space tipindeki motosikletleri seviyorum. O yüzden listeye aldım bunları. Hani 50cc ama bu motosikletlerin dengesi biraz daha iyi diğerlerine göre. İyi olmasının sebebi şuradaki geniş bir basamak alanı. Ayaklarınızı gerekirse şuraya koyup motosikleti yönlendirmede de ayaklarınızı kullanabiliyorsunuz. Bunu ilk etapta önermem. Motosikleti gerçekten kullanabiliyorsanız, uzun kilometreler deneyimlediyseniz bunu yapın. Motosikleti kullanırken lastik kaliteniz, fren kaliteniz devreye giriyor. En başta da sizin tecrübeniz önemli. Ve ani durumlarda ne reaksiyon veriyorsunuz o önemli. Böyle bir araya detay gireyim. Motosiklet çok rahat. Oturuş pozisyonu çok rahat bu motosikletlerin. Hani diğer 50cc'ler gibi böyle küçük mü kalır, büyük mü kalır demiyorsunuz. Gerçekten hani o Honda Space'i ne kalıyorsa altınızda aynı o şekilde kalıyor. Oradan bir pay biçebilirsiniz kendinize. Gene standart değerleri görüyoruz. Ön disk, arka kampana, ayrıyetten kombine fren sistemi varmış. Quantum 50'yi listeye alma sebebim şöyle değişik bir tarz var. Bak şuradan kesiyorsun abi. Tam buradan böyle bir alıyorsun. Arka tarafta Space 50 Pro, Space 50 tipi var. Sele mele neredeyse aynı duruyor. Ön tarafta da şöyle bir LED farlar görüyorum. Bunu da RKS'nin Wildcat'i gibi yapmışlar. Gayet güzel olmuş aslında, böyle şık bir tasarım olmuş. Koruma demiriyle geliyor olması gayet güzel. Ayrıyetten bak şurada abi. Size kapalı alan sunuyor. Hani o yok, ruhsatı mı koydum, suyu mu koydum, evin anahtarını koydum. Ya çalınır mı, alınır mı, kurcalanır mı? Öyle bir dert yok. Kapatıyorsun, kilitliyorsun, kafan rahat abi. Ayrıyetten böyle kilitli bir göz sunması da bizim için bir avantaj. Yine standart değerlerle geliyor. Ön disk, arka kampana fren. Freedom'u listeye alma sebebim hani uzun yıllardır piyasada olması. Parça konusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmem. Birkaç kronik sorundan bahseden vardı. Diğer eski 50cc videomuzun altındaki yorumlara bakabilirsiniz. Ufak tefek sıkıntılar yaşayanlar vardı ama genel itibariyle memnundu. Yine standart değerlerimiz var. Ön disk, arka kampana fren. Mondial'e geçtim. Mondial'de Turismo 50 çok dikkat çekiyor. Özellikle şu renk seçenekleriyle. Şu rengini sevmiyorum ama. Yani şahsi olarak sevmiyorum. Siz seversiniz, sevmezsiniz. Ben olsam sarısını alırım herhalde. Tam böyle sarı, neon sarı gibi bir rengi var. Bu rengi çok hoşuma gidiyor. 40 bin liralık fiyatıyla da iyi aslında yani. Yere yakın, kullanması kolay bir motosiklet olsun. Bu alınabilir abi. Mirago 50cc. Bu da böyle Revival'in kafa yapısı kullanılmış motosiklette. Revival'in sinyal yapısı kullanılmış. Şuralarda ufak değişimler var. Hani biraz böyle revize edilmiş gibi duruyor. Biraz da selesi uzatılmış sanki. Alt blok aynıdır diye düşünüyorum. Bir değişiklik yok. Hatta değerleri falan aynı yani. Belki bir güçlendirme vardır. Bak göstergesi bile Revival'le aynı. Revval ile ilgili de detaylı video kanalda mevcut, izleyebilirsiniz. Kendi motosikletimiz, onu bayağı detaylı inceledik. Hatta uzun süredir kullanıyoruz. Yakın zamanda yeni bir video daha çekeceğim onunla alakalı. Çünkü bize hiçbir sıkıntı çıkartmadı yani 8-10 bin kilometre de. Bu arada bonus olarak Revval 50cc'yi de önerebilirim. Galiba şu an 10 bin kilometreye yaklaştı ve hiç problem çıkartmadı yani. Şu altında bir USB girişi var. Buralara genelde kask sığmıyor arkadaşlar, hani düşünürseniz. Top case ile geliyor olması güzel ama top case'inize de ufak kasklar sığar. Tam
Bu full face dediğimiz kasklar sığmayacaklar. Bunun tasarımı da gayet güzel olmuş. Böyle hafif nostaljik vari bir tasarımla gayet güzel iş çıkartmışlar. Wing 50 yıllardır piyasada gene az yakmasıyla meşhur. Birkaç kronik sorundan bahseden arkadaşlar var bunda. Ama çok büyük bir sorun yaşayan görmedim ben. Şöyle dijital ekran. Bunlara ayrı bir demir almanız gerekiyor yani bagaj takarken. Öyle bir sıkıntısı var mesela. Aynı tipte RKS'nin Azure 50'si vardı. Onun galiba sıfır üretimi yok şu an. Varsa da şu an satışta değil. Yani göremedim kendi sitesinde. Azure 50 de alınabilir. Azure 50'de bir tık daha premium görüntü var. Ama kalite olarak çok büyük farklar olduğunu düşünmüyorum. Geldik ZNU'ya. ZNU senin tarzın diyor ya. Gerçekten tarz bir motosiklet. Öyle insan baktığında öyle diyor ki ya bu nasıl bir şeymiş böyle eski nostaljiklerden kopup gelme gibi duruyor. Adamlar bildiğin şey koymuş ya Cruiser gidonu koymuş buraya. Yani tam nostaljik 50cc yapmışlar. Retro sevenlere duyurulur. Rosewood 50'yi niye koydum listeye? Rosewood 50'nin bir arkadaşım da var rica edeceğim alacağım. İnşallah incelemesi gelecek kanala. Bunda da gene standart değerleri görüyoruz. Ön disk, arka kampana filan. Şöyle analog göstergeyle geliyor. Analogun iyi yanları var, dijitalin iyi yanları var. Bunlar tartışılır abi. Standart bir bloğu var. Dediğim gibi şöyle bir koruma demiriyle falan geliyor olması da gayet güzel. Space 50 Pro'yu da listeye alma sebebim kanalda detaylı incelemesi var. Birkaç videosu var hatta tek değil. Gerçekten güzel bir motosiklet. Ufak tefek sıkıntıları var. Genelde amortisörle ilgili veya çamurlukla ilgili sorun yaşamış arkadaşlar. Ama onun dışında hani motorun gidişiyle duruşuyla ilgili bir problem yaşayan yok. Bunu detaylı incelemesi için kanala bakabilirsiniz abi. Kanalda detaylı detaylı anlattım. Birinland 50cc Turbo X. Bu modeli sevme sebebim. Abi şu tasarıma bakar mısın? Gerçekten böyle güzel bir tasarım yapmışlar. Şunlar Revval'in jantlarına benziyor. Ama önde şu alttan böyle gelip de hafif bir rüzgarlık siperlik koymaları güzel olmuş. RKS'nin kullandığı şu Azure 50'de kullandığı mikelaj detaylar. Adamlar toplamış resmen motoru ya. Hani Cappuccino'da kullanılan şu sele. Bütün motorların güzel yanlarını alıp kendilerini yeni bir model çıkartmışlar. Ve gayet güzel olmuş. Bunun özelliklerine bakayım hemen hızlıca. 2.68 beygir, 3 Nm tork. Bu da beygirin birazcık düşük olmasının sebebi ağırlıktan kaynaklı olabilir. Gerçekten doldurmuşlar çünkü motosikleti. Şuralarda ışıklar yanıyor bu arada hani merak eden arkadaşlar için. VN50 Pro'yu listeye alma sebebim dediğim gibi ben bu tarz motosikletleri beğeniyorum. Özellikle böyle beyaz falan da çok yakışıyor bu motosikletlere. Koruma demiriyle geliyor, kullanımı rahat. Herkes kullanabilir bu arada hani boy sıkıntısı olmadığı sürece ki bunlarda da çok yaşamıyorsunuz. Hani şu önünün boş olması da büyük avantaj sağlıyor size. Şöyle standart bir göstergeyle geliyor ama led farların olması gayet güzel. RKS'de böyle bir bitter var. İşte dediğim gibi hani şu Cuba'nın Bluebird'ünü biraz daha retrovari tasarımla size sunmuşlar. Cuba'da tam dijital gösterge vardı. Bunda böyle yarı analog yarı dijital bir gösterge var. Yine benzer rakamlarda. Çünkü de bunu seçme sebebim böyle pembe motosikletlerin olması güzel. Yani hani yeni başlayacak kadınlar için, hediye alacak eşler için güzel tasarlanmış. Yani belliğine de işte aynı Greenland benzer bir tasarımı var. Benzer de özellikleri var abi. Yuki de şu detayı vermesi güzel olmuş. Bak hani 125 cc tercih edecekler için. Kendi sitelerinden inceleyebilirsiniz. Renkleri gayet hoşuma gitti. Diğer 50 cc videosunun altına yazıyorlardı. Ya Yuki Kestur var biz memnunuz. Niye onu almadın listeye falan diye. Yani burada da bütün modelleri almıyorum. Diğer modeller kötü diye bir şey yok. Ben sadece işte yorumunu alabildiğim, dediğim gibi kullanıcısına ulaşabildiğim modelleri aktarıyorum size. Ara bir detay olarak bahsedeyim bundan. Şu gözün şu şekilde olması bazen insanın işine geliyor. Hani bazen pratik oluyor. Bazen dediğim gibi kitleme ihtiyacı duyuyorsunuz. O zaman farklı modele yönelebilirsiniz. Şuraya bir suluk koymuşlar size. Şarj cihazı falan. Bunları göremedim. Belki selenin altında vardır ama selenin altında göstermiyor. Buralara hızlıca göz atıyorum gene. 3 Nm torka 3 beygir güç üretmiş. Dediğim gibi bu motosikleti ben kendim kullanmadım. YouTube'daki yorumlarda biz memnunuz, biz problem yaşamadık. Yuki Casper'ı niye almadın listeye dedikleri için aldım. Bunu da belirteyim. Yuki'de diğer bir model Margarita 50cc abi. Siyah rengi ile dikkat çeken bir motosiklet olmuş. Hafif nikelaj detaylar falan yakışmış aslında. Yakışıklı motosiklet yapmışlar da. Hani diğer 50cc'lerden çok büyük bir farkı var mı derseniz çok büyük bir farkının olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Benzer modeller zaten. Şöyle renklerine de bakabilirsiniz. Bak abi Yuki Hammer'ın listeye giriş şekli ne biliyor musun? Adamlar böyle motosiklet yapmış. Ama bu motosiklet otomatik vitesli değil. Evet. Vitesli birkaç model göstereceğim birazdan size. Bu motosiklet otomatik. Yani motora yeni başlayacağım. Scooter istemiyorum.
Tam onların motosikleti. Adamlar yapmış yani. Böyle bir MSX'e benzer bir tasarımla. CVT şanzımanlı naked motosiklet. 3 beygir güç, 3 Nm tork var gene. Benzer değerler. Ha, şurada renklerini göstereyim. Siyahını görmüştüm ben. Gayet güzel duruyordu. Bir de kırmızısı varmış şöyle. Ben böyle yarı otomatik bir motosiklet istiyorum abi. Şekil dursun, tarz dursun. Ya işte o, işte bu. Bu Gusto'dan da gayet memnunlar yani kullanıcıları. Kırmızısı da güzelmiş. 2,5 beygir güç ve 2,6 Nm tork üretiyor. 4 ileri, bunlar biliyorsunuz kap motosikletler. Disk ve kampana frenle geliyor. Ön disk, arka kampana şeklinde gene. Ben vitesli kullanacağım. İşte dağ bayır çıkıyorum. Hani scooter çok boğuluyor. Vitesini ayarlayayım, ona göre çıksın etsin. Tam onların motoru. Bizde de SFC 50 vardı. SFC 50'den de memnunuz yani. 2019-2020'de mi alınmıştı? Yani yaklaşık 4-5 yıldır kullanılıyor. Gayet güzel motosikletler. Bunun primer olarak böyle kronik arızası var mı onu bilmiyorum. Kullanıcısına ulaşamadım. Sadece vitesli olduğu için listeye aldım. Efsane X'i farklı bir tarz olduğu için aldım. Hani bunu beğenenler olabilir. Daha önce Trend X falan vardı. Cuban'ın. O motosiklet benim çok hoşuma giderdi. 50cc'ler ilk çıktığı zamanlarda gayet güzeldi. Bu da ona benzer bir tasarım olmuş. Farklı renkleriyle de hani alınıp tercih edilebilecek bir model. Tabii ki de motor kalitesine falan bir bakmak lazım. Kullanıcısına sormak lazım. Kronik arızası var mı yok mu? Trendix'te çok büyük problemler yoktu. Çözülebilen problemlerdi. Ama bütün 50cc'lerde neredeyse işte marş almama sorunu, stop etme sorunu gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunları göz önünde bulundurun. 50cc alıyorsanız bunları göz önünde bulundurun yani. Hani bu da hani ben abi Motolux almak istiyorum. Ben diğer modelleri almak istemiyorum ama böyle Cappuccino'ya benzesin, işte Brillant'a benzesin. Hani şu neydi? Bitter 50'ye benzesin. Ama ben Motolux almak istiyorum diyenlerin motoru. Servisini beğeniyorsundur. İşte diğer modelleri, markaları almak istemiyorsundur. Böyle tercih edilebilecek bir model. Model hakkında kullanıcı yorumuna ulaşmadım. Sadece dediğim gibi hani Motolux almak isteyen arkadaşlar olabilir diye düşünerek bu modeli listeye aldım. Abi bütün modeller de aynı. Aç YouTube'u. Bu adam incelemesini çekmiş. Motorun sahibi mi? Aç kanalı, detaylı olarak bak. Motorun sahibi ise sor abi. Ha, dürüst biri ise zaten sana dürüst şekilde cevap verecektir. Ben kesinlikle yaşadığım sorunu da söylerim motosikletle ilgili. Güzelliğini de söylerim. Gene disk ve kampana frenle geliyor. Böyle standart değerlerimiz var abi bu motosiklette de. Vintage 50'yi tamamen tipi sebebiyle aldım. Bunu da kullananlar ve çok memnun olanlar var. Çevremde şu, tam olarak şu rengini kullanıyor arkadaşlar. Ve memnun böyle orta yaşlı bir ablamız kullanıyor. Memnun yani hani bir yerden bir yere taşıyacak bir motosiklet size. Ufak tefek problemler yaratır mı, dediğim gibi bütün 50cc'ler ne yaratıyorsa o kadar yaratır diye düşünüyorum. Afrika Wolf'ü alma sebebim gene vitesli olması. Onun dışında hani herhangi bir numarası var mı? Yok. Bu modelle ilgili kullanıcı deneyimine ulaştım mı? Ulaşmadım. Bir de ismini sevdim. Afrika Wolf yapmışlar yani. Afrika Twin hastası birisi olarak Afrika Wolf'ü beğendim abi. Şu yeşil rengi de gayet güzelmiş. Bir de bunun ikincisi var. Wolf 2 ile Wolf 1 arasında işte koruma demirleri birazcık farklı. Ön tarafları birazcık farklı. Bak şöyle hemen. Biraz daha farklı tasarlamışlar abi. Sanki şahsi görüşüm, şu bir tık daha oturaklı bir motosiklet gibi duruyor. Hani oturaklı dediğim şey yani. Yere daha sağlam basıyor hissiyatı verdi bana. Ama bir yakından görmek lazım. Gayet güzel tercih edilebilecek bir motosiklet. Vitesli istiyorsanız bunları da değerlendirebilirsiniz abi. Kaptan Kancan'ın bugünkü bölümünde 2024 model sıfır alabileceğiniz modellere baktık. Bunun yanında bir de Revival 50 eskilerden size bonus olarak bahsettim. 24 farklı modelden bahsettim abi. Ama 50cc alırken dikkat etmeniz gereken bir şey. Öncelikle kendi ilinizde, ilçenizde, yakınınızdaki servise, servis bununla ilgili bir problem yaşamış mı sorun. Parça tedariği ne durumda? Çünkü ilden ile, ilçeden ilçeye bazı şartlar değişebiliyor. Gidin parçacıya parçalarını sorun. Bunun parçaları bulunuyor mu? Bu modelin, bu motosikletin diye sorun. Bir kuryeye ulaşabiliyorsanız, kullanıyorsa bu motosikleti mesela. Gidin kuryeye sorun, kullanıcısına sorun. Ama bulunduğunuz bölgede sorun. Hani bazen bölge bölge parça tedariklerinde sıkıntı olabiliyor. En azından beklememiş olursunuz. Hani sipariş veririm gelir diye düşünüyorsunuz ama en azından beklememiş olursunuz. Bir an önce çözülmüş olur. Öyle bir model tercih ederseniz en azından büyük problemler yaşamazsınız. Ya da problem yaşadığınızda motorunuz çok uzun süre yatmaz yani. Bir günde, 2 günde halledilir en azından. Videodan zaten açık açık bahsettim size. Kullanıcı yorumu olanları da olmayanlardan da bahsettim. Başka soracağınız sorular varsa yorumlara bekliyorum abi. Diğer videolarda görüşmek üzere.